En büyük arzum bu şu anda. Evet, bugünkü yayınımızı da bir tartışmayla geçirdik ama sadece bununla geçirmeyelim. İsterseniz şu anda Elif bizi bekliyor. Elif'e de bağlanalım. Bu arada Elif, sana bağlandık ama sen de turizmle ilgili bir şey var mı? Turizmle ilgili ilginç bir şey vardı. Hadi onu yarına Ben de bırakalım. turizm yok. Yok. Ne var sende? Elon Musk, milyarderler, şeyler. Ne var? Sizi şaşırtacak şeyler var. Şimdi öncelikle haberlere geçeceğim ama iki konuda bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bugün 100. canlı yayınımız, birlikte yaptığımız 100. yayını yapıyoruz şu anda. Bu böyle güzel bir rakam olduğu için paylaşmak istedim. Biraz da veri çıkarttık, neler olmuş diye. Total izlenmemiz 25 milyonu geçmiş. Bizim ayrı bölümlerimizde 1 milyonu geçmiş. Bence yani iyi bir rakam bu baktığımızda, ama ben sadece zenginlerden de konuşmuyormuşum. 50 farklı konudan bahsetmişiz. 300'den farklı haber anlatmışız. Ve bunların çoğu aslında teknoloji, iş dünyası, entertainment. Türkiye'de konuşulmayan birçok konuyu gündeme getirmişiz. Bazıları ile ilgili tartışma yaratmışız. Bazıları ile ilgili ben linç yemişim. Ekşi Sözlük bunlarla dolup taşmış. Ronaldinho en çok izlenen haberimiz olmuş. Ondan sonra işte Britney Spears izlemiştik ikinci sırada. Üçüncü sırada da bazen bir kedi maması, kedi maması değildir diye. Sizin de rekor kıran bir videonuz var. Sedat Peker Soylu kavgasına son gelişme milyonu aşan bir izlenmeyi elde etmiş. En çok da Perşembe gününde izlenmişiz diye böyle birazcık verilerle de 100. bölümü Valla taçlandıralım istedim. Rüstem Batuming yaptın yani. Rüstem Batum böyle hani anılarını anlatıyor. Şu kadar adamı çıkartmışım, şunları anlatmışım. Şöylesi şu kadarı şeymiş. Aynen. Rüstem Batuming diyelim biz bu olaya. Tamam. Çok tebrik Şimdi ederim. 100 programdır bizle beraber olduğunuz için de teşekkür ederim Elifciğim. ben de Evet. aynı şekilde teşekkür ederim. İkinci konu da pazar günü sizin belgeselinizi izledim. Gizli bir Jason Bourne olduğunuz kanaatini getirdim. Anladığım Ya evet, biraz kadarıyla ondan kendi reklamımızı yapalım. hadi biraz onu konuşalım. Taliban'ın Kabil'deki ilk teması 1996 Ankat şeklinde bir belgesel çektik. Geçen hafta bununla uğraştık, size duyurmuştum. İzlemenizi tavsiye ederim. Özellikle gazeteci, genç gazeteci meslektaşlarımın izlemesini tavsiye ederim. Çünkü ben bu haberi yaptığımda 26 yaşındaydım. Sevgili Umur Birant'tan rica ettik, dedik ya bunun ham bantlarını verir misin bize? Çünkü biz 10 dakikalık bir bölüm hazırlamıştık ve de ham bantları yaklaşık 3 saatlik bir ham bandından 1 saate indirdik onları ve ben de biraz da arka planını anlattım. Ve farklı bir iş ortaya çıktı. Çok. Çok da Türkiye'de benzeri olmayan bir iş. Hatta dediler ki ya İngilizce altyazı koysanız keşke daha iyi olacak. Şu anda ekip Kesinlikle. İngilizce altyazı da koyuyor. Ve hatta dün şunu düşündüm ya biz bunun farklı versiyonlarını da yapabiliriz. İşte daha önce benim Beyrut'ta da böyle çok ilginç bir şey vardı. Bağdat'ta vardı, Libya'da vardı, Venezuela'da vardı. Hatta birkaç böyle İstanbul'da da farklı hikayelerde böyle bir gazeteciliğin hem arka planını anlattığımız hem de olayı biraz anlattığımız belgeseller serisine başlayabiliriz diye ben de hayalini kurdum. Ne dersin? İyi fikir mi sence? Kesinlikle harika bir fikir. Ortada dünya standartlarında bir format var. Bu çok kabul görmüş bir format. Özellikle sizin anlatıcı kimliğiniz de burada ön plana çıkıyor. Bu hikaye anlatıcılığı çok önemli bir konu, ama kaç yıl önceki bir konuyu anlatıyorsunuz aslına bakarsanız. Yani hani bir hafta önce gerçekleşmiş bir şey anlatmıyorsunuz. Dolayısıyla da o anları ve çok önemli noktaları vermez. Mesela işte orada şehrin içinde gidiyorsunuz. Bir köylüyle İngilizce anlaşmaya çalışıyorsunuz. Birisi size üzüm veriyor, üzüm yiyorsunuz beraber, ama onun haricinde kesinlikle bu ders niteliği taşıyor. Bu tabii ki bir hani övgü seremonisi değil, ama nelerin önemli olduğunun altın çizilmesi için bunları mutlaka söylüyorum. Çünkü orada bir şey söylüyorsunuz. Ben bunları yaptım. Ben de sormak istedim size. Dedim ki pazartesi günü Cüneyt Bey'e sorayım. Motivasyonunuz tam olarak neydi? Çünkü anlatıyorsunuz, diyorsunuz ki arkadaşım uyudu, ben uyumuyorum. İşte kafamda böyle böyle şeyler var. Afganistan'dasınız, bilmediğiniz bir yerdesiniz, cebinizde neredeyse para yok. Gece yarısı kalkıyorsunuz, telefon açıyorsunuz, pilota ulaşıyorsunuz. Sonunda da şunu anladım, size kimse hayır diyemiyor Cüneyt Bey. Yani gidip o şeye, camiye, o insanı oradan çıkartmanız, o bir şekilde kendinizi oradan çıkartmayı başarmanız. Yani tek motivasyonunuz burada gençlik heyecanı mıydı? Ben Hem kesinlikle öyle gençlik olduğuna heyecanıydı inanmıyorum hem arada. de valla gazetecilik damardan gazetecilik serumu verdiler bize. Bilmiyorum böyle gazeteci olunmaz, gazeteci doğulur mu denir. Hani
İnan hani bu 26 yaşındayken böyle bir şey yaşadık. Gerçekten bu bir hani dur kendimizi övelim şeyi için söylemiyorum. Övmek de istemiyorum. Çünkü bir sürü de hatamız var mesela. Ben bu videoyu o dönem 10 dakika yapmışım. Oysa bugünkü kafamda 60 dakika yapmışız. Hatta tamamen bir program yapabilirmişiz. Görememişim onun o kadar büyük bir haber olduğunu o dönem. Yıllardır da orada 10 dakikalık versiyon duruyordu. Şimdiki bakış açımızda bambaşka bir içerik çıkıyor. Şey de biraz bana ilginç geliyor Elif. Hep böyle gelecek belirsiz ve değişkendir ya. Bilmezsin evet. Gelecek. Hani belirsizdir. Ne olacağını bilmiyorsun yarın öbür gün. Ben uzun bir süredir geçmişin de çok belirsiz ve değişken olduğunu görüyorum. Yani geçmişte doğru bildikleriniz yanlış çıkabiliyor. Yanlış bildikleriniz doğru oluyor. İyi diye düşündüğünüz bir şey kötü çıkıyor. Kötü dediğiniz şey oluyor. Hayırlı dediğiniz bir şey hayrınız olmuyor pek. Ya bu da niye oldu dediğiniz, nereden geldi başıma dediğiniz şey meğerse çok iyi bir şey olması için gelmiş. Tabii. O yüzden böyle bir 20 yıl 30 yıl sonra geçmişe dönüp bazı olayların üzerinden geçmek bambaşka bir bakış açısıyla yorumlamamıza yol açıyor. O yüzden de biraz bunları bu bakış açısıyla bir belgesel serisi yapmaya karar verdim yani. Şu anda verdim yani. Senle konuştuktan sonra. Kesinlikle bunu bir konsept altında toplayalım ve gerçekten de global bir şey olsun bu. Bütün dünya bunu izlesin. Çünkü ben tabii ki bunu bu kadar bilemem ama sizinle birlikte eş zamanlı olarak böyle görüntüler elde edenler var mıydı o dönemde? Siz anlatıyorsunuz işte Almanlar vardı, İngilizler vardı vesaire. O dönem dünya bu olayları nasıl görmüştü? Ve eğer biraz da onları eklersek bunun içerisine işte o zaman geçmişteki doğru bildiğimiz yanlışlar da izleyicilerin göz önüne serilmiş olabilir. Evet. Evet. Şimdi haberlerimize geçiyorum. Bizim bu Elizabeth Holmes vardı ya ben bir sonraki Steve Jobs olacağım diyen. Evet. Şimdi evet onu bir mahkeme bekliyor Ağustos'un sonunda. 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağı söyleniyor. Ne yapmıştı hatırlatalım. Kan testlerinde devrim yaptık demişti. Milyonlarca dolar yatırımlar almıştı. Amerikan ordusuyla işbirliği yapmıştı. Görüntülerimiz var arkadaşlarımız şimdi ekrana getirecektir eminim. Burada tabii karşı karşıya kaldı. Suçlamalar çok ciddi ama kendisi o kadar rahat bir insan ki geçtiğimiz ay dünyaya bir çocuk getirdi partneriyle beraber. Yani herhalde anladığım kadarıyla bir endişe duymuyor. Ben bunlarla ilgili ceza alacağım veya hapse gitmem gerekecek gibi bir endişesi yok. Zaten bir belgesel vardı. Onu da bana siz önerdikten sonra izlemiştim. Oradan da gördüğüm kadarıyla ruh sağlığı çok iyi değil. Yani bu biraz sosyopatlarda gördüğümüz gelişmiş bir şey var. Özgüven ve rahatlık var kendisinde. 1 milyar doları geçeceğini iddia etmiş. Şirketinin 9 milyar dolara da gelmiş ama insanları da dolandırmış. Şimdi davada da kendisini çıkmayacağı söyleniyor. Onu avukatını savunacağı düşünüyor. Görünen o ki yani birkaç yıl içerisinde bu işten paçayı sıyırabilir. Ama bakalım göreceğiz. Tabii şimdi sen partneri deyip geçtin ama evlendiği adamın adı Billy Evans. Kendisi bir milyarder. Evliler mi? Ben evli değiller diye biliyorum. Yani partners ya da beraber olduğu insan. Hani bayağı bir şey yani. Hani kadın yine turnayı gözünden vurmuş öyle söyleyeyim. Biraz böyle bir ne diyelim ruh sağlığı bence de yerinde değil. Ağır sosyopat bir defa yani kendi kendine yalanlar söyleyen o belgeseli seyrettiyseniz şey yapabilirsiniz. Evet. Ama bir yandan da Silikon Vadisi'nin bu ekosistemini çok iyi çözmüş. Alanlarını çok iyi çözmüş, boşluklarını çok iyi çözmüş ve onları çok iyi de manipüle etmiş. Mesela ne yapmış bu hikayesine baktığınız zaman belki ilginizi çeker şey yapalım. Burada kadın mesela bizdeki yani yönetim kurulları nedir? Bizde yönetim kurulları bildiğiniz gibi arpalıktır. Kim abi işsiz gel senin yönetim kuruluna atayalım da oradan para verelimdir. Yani ya da işte aile şirketi vardır da sembolik olarak 3 tane de adam koyarsınız yönetim kuruluna. Oysa Silikon Vadisi'nde yönetim kurulu dediğiniz şey şirketin değerini belirleyen bir şey. Yani ne kadar güçlü insanlar varsa o kadar büyük bir şey oluyor. Ve bu kadın mesela orduyla anlaşma yapmaktan ortaya çıkıyor, ileri şey yapıyor ve eski savunma bakanını borduna alıyor. Yani yönetim kuruluna. Bir sürü ünlü insanı dolduruyor. Zaten ortaya çıkartan da bunlardan bir tanesinin torunu, yeğeni yani bütün bu şeyi. Yani o boşlukları çok iyi dolduran hani bu sosyopatlara özgün bir deha seviyesinde bir kriminal bir zekaya da sahip bir insan bence. Hırslı. Çok hırslı yani. Hırsı boyunu birkaç fersa açan bir isim. Bundan da yırtar mı? Yırtar. Şaşırmam yani hani. Evet, ama devam kesinlikle edeyim. Şuna bir not düşer. Yani mesela bütün iş dergilerine kapak olmuş.
Yani Bloomberg Business'ından, Forbes'undan, Fortune'undan tutun da herkes kapak yakmış ve anlatmış işte. Aa, şöyle oldu, böyle oldu, bir sonraki Steve Jobs vesaire. Belki de günümüzde artık dergi kapaklarına o kadar ne denir, özen gösteriyoruz ya? Ama ya. Ben hiç, al işte, eğer dergi kapaklarına inansaydın Time dergisi herhalde 5 defa, bir dergi kapak olabileceğini düşündüm de. 5 defa Taliban'ın bittiğini ilan etmişti kapaklarda yani. Taliban bitti, Taliban gitti, Taliban ne oldu? Yani ben bir tek ana akımda her şeye şüpheyle bakarım. Sosyal medyada da şüpheye bakarım. Her şeyde özüne inme taraftarıyım. Bakın biraz önce olduğu gibi. Bu haberde olduğu gibi. Evet. Şimdi bir sonraki haberimiz otomotiv devi Ford ile ilgili. Burada dediler ki aslında bunun arka planında çip krizi vesaire de var ama değişen dünyadaki alışkanlıkları da biraz ilgilendiriyor. Biz artık dediler bayilerde otomobilleri sergileyip satışlarımızı oradan gerçekleştirmeyeceğiz. Bizim araçlarımızı satın almak isteyenler çevrim içi bir şekilde girecekler. Online araçlarını satın alacaklar. Bununla birlikte de 6 ve 8 hafta aralığında biz bunları üreteceğiz. Yani sipariş üzerine üretime doğru geçmek istiyoruz. Modeli buraya doğru kaydırmak istiyoruz. Tabii ki bu araçların üstünde çok ciddi bir satış baskısı var ve dünyanın gittiği noktada artık gelecekte böyle şeyler görmeyeceğimiz için böyle bir inovatif yeni bir satış modeli keşfetmek istemişler ve bazı analistler de diyor ki insanlar beklemek istemeyebilir, farklı yerlerden sipariş verebilir. Ama bu haber bize şunu söylüyor, artık otomobil piyasası ile ilgili bildiğimiz bütün alışkanlıklarımız değişecek. Umarım değişsin yani. Değişmemesi biraz hataydı bugüne kadar belki de. Bir sonraki haberimiz biraz heyecan verici, dijital burunlar. Gelecekte koku duyumuz da kopyalanabilir. Canım, bende o kadar büyük bir burun var ki dijitalin de ötesinde yani, Allah vergisi. Zaten biliyorsun Koç sponsor olmuş durumda. Koç'un logosunu benim burnumdan alıp yaptılar biliyorsun yakın planda. O yüzden programımızda dijital mi sizinki de? Yok değil. Yani estetikçiye gittik. Dedim ki şunun Koç logosu gibi yapar mısınız burnumu dedim. Yaptılar onlar da sağ olsun. Sonra Koç'a gittik kurumsala. Dedik harika. Ya biz bunu böyle yaptırdık. Acaba bir sponsorluk olabilir mi? Tamam dediler. Mavi'nin okul masraflarını biz üstlenelim dediler. Çok güzel. Yani böyle bir anlaşma yaptık ya. Yani burnunuzu hallettiniz eğitim masraflarını. Diyorum burnumu soktum şey, oraya artık var. Yani. Burnumu her yere o yüzden sokuyorum yani. İstesen de istemesen de. Şimdi belki daha sonraki bölümlerde o şeye tekrar bir bakarız. Yani bu insanları nasıl ikna ediyorsunuz? O şey içerisinde ani kararları verme, risk alma, o süreci yönetme, zamanlamayı yapma, bütün bunların hepsini nasıl yapıyorsunuz? Yetenek mi, öğrenilebilir mi? Belki bir sonraki serilerde onları da anlatmak isteyebilirsiniz genç arkadaşlarımıza. Şimdi biyoloji alanında biyolojiyle teknolojinin birleştiğinden bahsediyoruz. En büyük sorunlardan bir tanesi koku duyusunu kopyalayamamak. İşte el yaptılar, dokunma vesaire, bunlar birçok şey oldu. Birkaç yıl önce Google 1 Nisan şakası yapmıştı. Artık görseli yükleyin, biz size kokuyu söyleyeceğiz diye ve işin kötüsü ben bu şakaya inanmıştım. Çünkü demiştim ki Google yani yapmış olabilir günün sonunda. Şimdi Oshi Agabi isimli Nijeryalı bir girişimci bu şeyi geliştirmiş, teknolojiyi geliştirmiş. Görselde gördüğümüz gibi bir aparat gibi aslında bu. Bunu herhangi bir ortama koyduğunuzda içerideki sensörler bulunduğu ortamı algılayabiliyor ve içerideki veri alıcıya bu datalar gittiğinde size ne kokusu olduğunu söyleyebiliyor. Şimdi bunun kullanım alanları elbette ki çok farklı olacak ve gelişime de açık olacak. Biz burada çok farklı alt okumalar da yapabiliriz ama şimdiden birkaç marka kendisiyle çalışmaya başlamış. Örneğin bir bira markası tadım testlerinde bu cihazı kullanmak istemiş. Amerika'daki havalimanları bu cihazı almak istemiş. Sadece COVID-19 ile ilgili değil, dünyanın gideceği yerde de bence önemli bir yeri olacak bu cihazın. Yani bizde nasıl kullanılır diye gözümde canlandı, anlatmayayım. Ne canlandı? Anlatmayayım. Espriyi anlatınca sonra viral yani, oluyor. Düşmanlarım bana şey yapmak için kullanıyor. Boş ver, anlatmayayım. Şimdi diyorlar ki kameranın görüş için yaptığı şey neyse bu da koku için bunu yapacak. Biraz bunu bence düşünmek lazım. Merak ettim aslında ne olduğunu ama. Yani şöyle düşünün. Burnunuz iyi kokular mı almadı? Ne oldu? Aplikasyon var. 8 kişi bir odada oturuyorsun. Bir anda bir koku geliyor. Acaba kimden geliyor koku? Ahmet Bey.
Onu bulmak zor değildir ama herkes bence. Bilmezmiş gibi davranıyor şimdi. Bu koku kimden geliyor? Ahmet Bey olmadı ama ya. Ahmet kim şimdi? Burada ne yaptın yani? Genelde deri koltuklarda olur ya, oturursun ve bir ses çıkar ve sonra dersin ki koltuktan, yani benimle hiç alakası yok diye. Ama evet, onu bulmak zor olmayabilir. Bugün de bir teknoloji haberi, otomotiv sektörü haberi ve gelecekle ilgili bir haber paylaştık. Umarım bizi dinleyenler için fayda sağlamış oluruz. Çok teşekkür ederim Evciğim. İyi haftalar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Size de iyi haftalar. Sağ olun. Nice inşallah. Umarım. Hoşça kalın.